1936 Berlin Olimpiyatları Nazi Almanyası'nda görkemli bir törenle açıldı. Şeref Locası'nın bir numaralı konuğu Adolf Hitler'di. Nazilerin amacı Alman sporcuların üstünlüğünü sergilemekti. Gerçekten de Almanlar madalyaların çoğunu aldılar. Ancak olimpiyatların asıl yıldızı 4 altın madalya kazanan Amerikalı zenci atlet Jesse Owens olunca Hitler stadı terk etti. Sporun en politize olduğu dönem başlıyordu. Türk olimpiyat kafilesi Berlin'e yakalarında CHP rozetiyle gitti. Yaşar Doğu'nun, Mersinli Ahmet'in ceketinde, beş halkanın hemen altında altı ok amblemi görünüyordu. Çünkü o yıl kurulan Türk Spor Kurumu, Almanya modeli örnek alınarak devleti yöneten tek partiye bağlanmıştı. Artık bütün spor etkinlikleri partinin kontrolünde olacaktı. 29 Ekim 1936'da bütün yurtta sporcular törenle CHP üyesi oldular. Devir tek parti devriydi. İsmet İnönü 15 Aralık 1936'da o gün için Orta Doğu ve Balkanların en büyük stadyumu olan 19 Mayıs'ı açarken Türkiye'yi idare edenler stadyumu en kıymetli mektep gibi her yerde kurmaya çalışacaklardır dedi. Bu sözler stadın girişindeki mermere kazınacak ve günümüze dek ulaşacaktı. İsmet Paşa'nın başlama vuruşuyla açılan ilk turnuvanın şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 yenen Fenerbahçe oldu. Tüm sporcularla birlikte CHP'ye giren Fenerbahçeliler şampiyonluk kupasını adliye vekili Şükrü Saracoğlu'nun elinden aldılar. Fenerbahçe kahramanlıklarla dolu bir kuruluş döneminin ardından 30'lu yıllara çok zor koşullar altında girmişti. 1932 Haziran'ında kulübün kuş dilindeki lokalinde çıkan bir yangında o güne dek kazanılan kupalar, şiltler, belgeler anılarla birlikte kül olmuştu. Ertesi gün yangın haberiyle çıkan gazeteler Fenerbahçe'ye yeni bir bina yapılması için yardım kampanyası başlatmış. Bu kampanyaya en büyük katkı da Ankara'dan yıllar önce kulübü ziyaret eden ve takıma sempatisi bilinen Atatürk'ten gelmişti. Atatürk kampanyaya o zaman için büyük para sayılan 500 lirayla katılmıştı. İşte Atatürk'ten gelen bu parayı Fenerbahçe kiracısı olduğu stadı almak için ilk taksit olarak yatırdı. Ve 1933'te Fenerbahçe stadı koyu Fenerbahçeli bakan Şükrü Saracoğlu sayesinde 9000 lira bedelle kulübün malı oldu. Saracoğlu sonraları önce Fenerbahçe'ye başkan, ardından da Türkiye'ye başbakan olacak, alımına aracı olduğu stadyum ise 2000'li yıllarda kendisinin adıyla anılacaktı. Elimden tutup maça götürmüşlerdi. Ve büyük bir rastlantı, şeref tribünde Şükrü Saracoğlu adını duydum. En büyük Fenerbahçeli bu devlette falan. Sonra yıllar geçti. Şükrü Saracoğlu siyasi hayattan köşesine çekildi. Bir gün bir Fenerbahçe maçı Kadıköy'de. Nasıl soğuk bir hava, nasıl soğuk bir hava. İçime böyle 2-3 kat kazaklar giyerek gitmişim. Ama ben görevliyim, gitmek zorundayım o maçı. Maçı yazacağım falan. Şöyle bir arkaya doğru giren bir bakıyor. Paltosunun yakısını kaldırmış. Benim bugünkü yaşımdan bile yaşlı bir zat orada. Üşüdüğü belli değil. Üşüdüğü muhakkak ama yüzündeki ifade mutlu bir ifade ve maçı seyrediyor. Ve sonra dediler işte Şükrü Saracoğlu, vatandaş Şükrü Saracoğlu olarak gelmiş köşede seyrediyordu. Bugün o sitede onun adını vermek o günkü üşümesine çok sonra yolladığımız bir sobadan da sıcak bir selam gibi geliyor bana.
1938 yılında Alman askerleri sınır bariyerlerini kaldırıp Avusturya'yı ilhak etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleriydi bunlar. Savaş patladığında dünya ikiye bölünecek, Türkiye arada kalacaktı. Şimdi iki cephenin de çabası Türkiye'yi kendi tarafında savaşa sokmaktı. İsmet Paşa bir yandan Hitler'le mektuplaşıyor, öte yandan Churchill'le buluşuyor ama ikisine de istedikleri sözü vermiyordu. O yangın yıllarında Türkiye gibi Fenerbahçe'de dünyanın iki cephesine karşı top koşturuyordu. Savaş döneminde ilkin İngiliz Orta Doğu karması geldi İstanbul'a, sonra da Nazilerin takımı Admira. İkisi de Türkiye'de sempati toplama çabasındaydı. 14 Aralık 1941 günü Fenerbahçe İngiliz Orta Doğu karması ile oynarken Dışişleri Bakanı ve Fenerbahçe Başkanı Şükrü Saracoğlu maçı Şeref Locası'nda İngiliz Büyükelçisi ile birlikte izliyordu. Tribünde hem İngiliz seyirciler hem de savaş döneminin sıkıntısını atmaya gelmiş Türk futbol severler vardı. İngilizler çok güçlüydü. Ancak ekibin asıl yıldızı Chelsea takımının santrforu Fenton'du. Penaltı kaçırmamasıyla ün yapan Fenton o maçta da bir penaltı fırsatı yakaladı. İşte o penaltı Fenerbahçe'nin ve kalecisi Cihad'ın tarihine yazılacak bir anıya vesile oldu. O kadar güzel vurdu ki topa, atılması gereken şekilde, yani aşağı yukarı bir metre boyunda şimşek gibi bir şut ve Cihad'ın sol tarafına, aşağı yukarı sol direğe böyle bir karış mesafeden top patlattı. Ve Cihad yani öyle bir süpleks yaptı ki böyle sanki yani şey yaptığı zaman, planjör yaptığı zaman havada şekil değiştirir gibi böyle. O çok ilginç planjörleri vardı. Çok estetikti. Böyle sanki yani planjör yapmış da topun gidişine göre onun şeyini değiştirmiş. Şeklini değiştirmiş. Yumruğu attı, çıkarttı topu dışarı. Bu kurtarışın ardından futbol sahalarında benzeri görülmemiş bir şey oldu. Maçı yöneten İngiliz hakem koşarak Cihat'ın yanına geldi ve Fenerbahçe kalecisinin elini sıktı. Ardından penaltıyı atan Fenton geldi, sonra da bütün İngiliz oyuncuları sıraya girerek Cihat'ı tebrik ettiler. Kaleci demir yolu tarafındaki kaleden tramvay yolundaki kaleye doğru koştu geldi, o da kuyruğa girdi. Cihat bir 5-10 dakika tebrik kabul etti orada. Yani bu İngilizlerin bu olayı eşine rastlanmış bir olay değildi bu toz sahalarında. Ama işte sempatik görünmek çabası. İngilizler maçtan sonra Saracoğlu'na takımın bir ihtiyacı olup olmadığını soracak. Antrenör istenince de takımın sol beki Pryor'ı İstanbul'da bırakıp gideceklerdi. Pryor o günden sonra 3 yıl boyunca Fenerbahçe'yi çalıştıracak ve Türkiye şampiyonu yapacaktı. İngiliz Orta Doğu karmasından 6 ay sonra bu kez Almanlar propaganda takımları olan Admira'yı gönderdiler İstanbul'a. İşgal edilen Avusturya'nın en iyi ekibini Alman futbolcularla destekleyen Naziler yenilgi yüzü görmeyen bir takım yaratmışlardı. Admira İstanbul'da Galatasaray'ı 3-0, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. 31 Mayıs 1942'de de Fenerbahçe'yi buldu karşısında. O tarihi maçta takımın sol açık mevkiinde genç takımdan gelen Halit Deringör oynuyordu. Liseyi bitirdiğim günlerin sonrasıydı. Orada da o güçlü takımı bizim Takan Ağacı denilen Trabzonlu bir arkadaşımızın attığı birinci gol. Sonra 1-1 olduk. İkinci golü de ben kafayla attım. Ve de o maçı, tarihi bir maçı da Fenerbahçe'nin tarihine yazdırdık. Give me a road
to show how much you care. Tied to the stem, a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Dünyaya milyonlarca cana mal olan İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında bitti. Nazilerin yenilgisi Avrupa'da büyük sevinç gösterileriyle kutlandı. Dünya şimdi yeni bir döneme giriyordu. Bu dönemin hakimi Amerika olacak, yanıp yıkılan Avrupa'nın yaralarını o saracaktı. Okyanus ötesinden Türkiye'ye yardım taşıyan uçakları İsmet Paşa ve eşi Mevhibe Hanım köşkün balkonundan selamladılar. Ancak o uçaklar Amerikan yardımıyla birlikte Amerikan siyasetini ve kültürünü de taşıyordu. Bundan böyle bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de tek parti rejimleri yıkılacak, podyumlardan radyolara, askeri üslerden spor sahalarına kadar her alanda bir Amerikan rüzgarı esecekti. Şimdi siyasette olduğu gibi futbolda da oyunun yeni kurallarıyla tanışma vaktiydi. Türkiye'de ilk defa Ankara 19 Mayıs stadında alışılan şekilden değişik bir futbol maçı oynanmıştır. Avrupa'da Fransa ve Almanya'daki Amerikan hava üslerine mensup iki takım Ankara'da bir futbol maçı yapmışlardır. Oyuncuların kıyafetinden topun biçimine ve oyunun kaidelerine kadar alışılmamış bir maç olan Amerikan futbolu rugby'yi meraklı Türk seyircileri de takip etmişlerdir. O yıllarda Fenerbahçe'de modaya uyup kendi atletlerinden, handbolcularından bir rugby takımı kurdu ve ezeli rakibi Galatasaray'la maça çıktı. 18 Mayıs 1947'de Fenerbahçe stadında futbol topuyla oynanan bu ilginç maçın oyuncularından biri de atlet Ali Polat'tı. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken görüşmeler sonunda bir rugby takımının kurulması öngörüldü ve çoğunluğu atletlerden teşekkül eden bir takım kuruldu. Rugby nedir? Ben hocadan da bir şey öğrendim. Ali'ye sordum ki nasıl oynayacağız ya oğlum bunu dedim falan. Çok sert bir oyun. Çarpışmalardan mütevellit. Herhangi bir arıza olmasın diye ona göre bir giyim tarzları var. Halbuki biz normal kısa şort Fenerbahçe formasıyla karşımızdakiler de kısa şort Galatasaray formasıyla karşımıza çıktılar. Senin karşına çıkmış sarı kırmızı formayla, biz de çıkmışız sarı lacivert formayla. Seyirci elbette ki heyecanlanıyor. Su alışık olmadığı bir şeyi görüyor. Hadi bize rugby teorik olarak anlatıldı. Ama seyirciye kimse bir şey anlatmadı ki rugby nedir diye. Ya bunlar ne yapıyorlar? Ellerini almışlar topu gidiyorlar. Öteki adam geliyor beline sarılıyor. Ulan bu faul değil mi falan. Seyirciler için çok heyecanlıydı. Sayı oldukça anons ediliyor tabii. Sayı oldukça heyecan son raddini buluyor, radde çıkıyordu yani. Orada bizim büyük bir hatamız oldu. 12-0 yendik bu defa. 12-0 yendiniz bir daha adam çıkar mı senin karşına? Ben aklım çıkmazdım. Çıkmadılar, onun için rugby'nin güzelliği kalmadı.